Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir NBA K19 videosu ile beraberiz. Bugün sizlerle birlikte NBA K19'da nasıl EuroLeague yaması yapılır onu göstereceğim. EuroLeague yaması derken nasıl EuroLeague takımlarıyla oynanır onu göstereceğim. Şimdi öncelikle ben bir tane hesap silmek zorundayım. Sildim. Mali kaçmam için. Çok hesabım vardı. Şimdi buradan Use Custom Raster yani üçgene basacağız bir kere. Ve burada çıkan ekran, burada çıkan 3 tane seçenekten insanlar hep yani tam ortadakine geleceğiz. Ve aşağı doğru ineceğiz. Burada Euro Cup, Euro League, Euro Cup ve BBL yazıyor. Yani Basketbol Champions League de var. Big Blood 91'in yaptığını indiriyoruz. Çarpıya basarak. Bekleyeceğiz birazcık. İndirdikten sonra Current NBA Teams yazıyor, yapıyoruz. Startım, evet. Şimdi setup'tan istediğimizi ayarlayabiliyoruz. Hani ne olacağını, salary cap'in olacağını mı, hani maaş sıkıntısının olup olmayacağını ayarlayabiliyorsun. Takasları da iptal edebiliyorsun. Buradan istediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi geldik en önemli noktalardan birine. Burada takım seçerken kareye basacağız bir kere ve tüm takımları seçeceğiz. Sonra Options tuşuyla bastıktan sonra All User Teams olacak burası. Yani başka takım olmayacak. All User Teams olacak. Yani tüm takımları yönetebileceğiz. Ve şimdi bekleyeceğiz. Burada draft oyuncularını seçebiliyorsun. İstersen hani direkt otomatik olarak yapabiliyorsun. Kendin draftları yapabiliyorsun. Draft'taki oyuncuları seçebiliyorsun. Ya da indirebiliyorsun. Şimdi buradan direkt Relocation'a gelip Upload Dallan Team Design'den üsttekine basacağız. Ve burada şimdi önemli olan yani önce takımın ne olduğunu bilmemiz gerekecek. Ben buraya koyacağım ara ekranı hangi yani kaçıncı sırada hangi takımın olacağını. Ama isterseniz gidip bir bakalım. Kontrol edelim. Sesim kötü, hastayım biraz. Kusura bakmayın. Evet. Yan Veseli, Lucidetome, Kostas Sulukas, Jeffrey Löwen, Nikola Melli ve Fenerbahçe kadrosu gördüğünüz üzere. Bu da Şenol Larkin, Adrian Muarman, Anadolu Efes kadrosu. Bu da Real Madrid kadrosu. Bu da Barcelona kadrosu. Şimdi hemen Relocation neyine giriyoruz. Buraya Search by Keyword üçgene basarak Fener, Bah, Ç. yazıyoruz. Ve çıktı gördüğünüz üzere bakın Doğuş yazıyor. Doğuş sponsor değil Fenerbahçe'ye bu yıl. Fenerbahçe bek olduğunu bulacağız. Hani ister zaten bu kadar ayrıntıya girecekseniz Fenerbahçe bek olanı bulun. Çünkü ben Fenerbahçe bek yani oldum. Olanı buldum. Evet, buldum yine. Şimdi bu adamın yaptığı diğer fotoğrafları, diğer görselleri de yaptım. Ben nasıl yaptım diye soracak olursanız yine göstereyim. Onu söylemedim ben çünkü. Yani size daha kolay olur. Yoksa tüm takımların isimlerini yazmak zorunda kalacaksınız. Ki öyle hani hoş olmaz. Bu muydu? Bu değildi sanırsam. Türk şiş kebap diyor. Aa, kaybettik. Yani kaybettik, yeniden arayacağız. Hani onu nasıl olduğunu keşke gösterseydim. Yani anlatsaydım yani hani onu çünkü kendi kitaplığımıza eklememiz gerekiyordu. Ben kendi kitaplığımıza değil direkt hani görüntüle kısmına baksam adamın yaptıklarını görüntüledim. Evet, şimdi normal sıralama geldi. Normal sıralama biz onu bulduğumuzda yine aynısını aratarak bulabileceğiz. Yani bakalım şimdi. Beko. Evet. Bu adama book marketinize yani kitap kitaplarınıza ekliyoruz, tamam mı? Yani bu kullanıcıyı. Ve ekledim. Şimdi yukarıdan
R2 ile geldim. Evet. Bu adam full Fenerbahçe'yi mi yapmış ya? Bir daha gelelim. Evet. Daha demin donmuştu. Şimdi Fenerbahçe'yi ekliyoruz. Burada birazcık bekleyecek. Siz de bekleyin. Hani sabırla bekleyin. Bir yarım saatinizi alabilir bu işlem. Ya bu işlem değil yani, bu takımları kurma işlemi. Fakat inanın sonunda çok eğleneceksiniz. Eğer EuroLeague takip ediyorsanız ve Türk basketbolunu takip ediyorsanız eğleneceksinizdir. Çünkü Beşiktaş, Galatasaray, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Tekfen, Fenerbahçe. 5 tane takımımız var bu oyunda. 30 takımdan 5 Türk takımı. Hani muhakkak ki muhakkak eğleneceksiniz. Ben eğleneceğinizi düşünüyorum. Ya ben eğlendim ve hani ben 2 kere yaptım bunu. Şu an üçüncü oluyor. Sizin için. Üçüncüsünü yapacağım bir kere daha. Ve size göstereceğim. Birazcık bekleyeceksiniz dediğim gibi. İsterseniz bu olana kadar telefonunuzla vakit geçirin ya da oturun, bekleyin. Bir kitap okuyun, bir gazete okuyun, bir şey yapın. Yani uzun. Ve kanalımızda da abone sayısında hani bir artış var. Ben yanılmıyorsam çekiliş videosunda bir şey demiştim. Çekilişler olacak diye. Bu 1000 aboneye geçtikten sonra bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Hani kuzenlerimle de konuştum. Kuzenlerimle de hani birlikte bir şey yapabiliriz. Takipte kalın o yüzden. Şimdi ikincisine biz Anadolu Efes demiştik. Buradan Anadolu Efes'i arayacağız ya da Anadolu Efes diye aratacağız. Ama ben Anadolu Efes'i aramayı tercih ediyorum şu anda. Anadolu Efes'i bulduk. Bu görselde kullanıyoruz. Yani insanlar uğraşmış yaparken logoları eklemişler, sahayı yapmaya çalışmışlar. Bence gayet başarılı olmuş. Ya isterseniz siz kendi logonuzu da yapabiliyorsunuz bu arada NBA'de. Onu da gösterebilirim. Hani saha nasıl yapılır olarak. Çekebilirim. Zaten NBA 2K20'de çıkacak. Bu NBA 2K19 ben PlayStation Plus'tan pardon, PlayStation Store'dan aldığım için bir şey yapamayacağım. Hani NBA 2K20 alır mıyım, almaz mıyım? Orası çok muamma. Bilmiyorum yani. Zaten hani bu video bir stok videosu gibi bir şey olacak. Hani bu videoyu attığımda ben daha videolar çekmiş olacağım. Çünkü kanalla hani ilgilenmek istiyorum ya, hazır yaz tatiline de girmişken. Biz Chicago Bulls'a Real Madrid demiştik. 5-6 tane yapacağım. Sonra hızlandıracağım. Şu araya ekleyeceğim o şeylere, fotoğrafları. Real Madrid'e koyalım. Araya ekleyeceğim o fotoğrafları. Hani direkt videonun açıklama kısmında aslında arkadaşlar. Araya eklemiyorum. Videonun açıklama kısmında kimin hangi sırada olduğu yazıyor. Hani onu izleyebilirsiniz. Ondan yapabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Yani ben böyle böyle yapacağım. Zaten göstereceğim sonunda da hani nasıl olduğuna dair. Ama dediğim gibi siz şey yapabilirsiniz, direkt açıklama kısmından direkt yapıp videoyu durdurabilirsiniz. Ben kanal hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Ben bu kanalda birazcık daha içerik üretmek istiyorum. Hani sadece oyun değil, normal bir içerik de üretmek istiyorum. Fakat takipçimizin ve kitlemizin birazcık daha yükselmesini bekliyorum. Şu an hani 1000 aboneye az kaldı sanırsam. Benim 1000 aboneye de olabilir ama hani benim ilk hedefim zaten kanalı açınca 100 aboneydi. Sonra birden o ilk video ile beraber bir yükselme geldi ve beklenmedik bir şey oldu benim kanalımda. Hani birden 400'e çıktı ve ben de şaşırdım, hani ne oluyoruz dedim. Ondan sonra ben dedim ki hani ben bu kanalı ilerletmek istiyorum. Ben bu kanalı ilerlettim, zaten 400 abone olmuşum. Yani ben 2014'ten beri video çekmeye çalışan şeyim yani. Bir insanım. Beni ilk çektiğim videoları da hatırlıyorum kuzenim Dağhan da. Dağhan beni duyabiliyor musun? Dağhan gruptaydı. Dağhan şu an duymuyor galiba beni. Çünkü Dağhan'la konuşuyorduk. Dağhan ilk videomu hatırlıyor musun? Şeyde anılarımda çektiğimizi, hani arkaya müzik açmıştık. Vlog gibi ilk video ne olacak diye. Bende PlayStation 3 falan vardı. Evet,
Evet işte hani o videolar Dahan'la beraber bir şey yapmaya çalışıyorduk. Yok Minecraft tabletten oynayalım. Video çekilmeni o zamandan beri ben video çekiyorum bu YouTube'u. Fakat bu kanalı açalı hani Dahan'a da dedim, ikimini de açtım ben. Ben bir video koyacağım dedim. O ilk videom da hani bilgi verici olsun diye. İnsanların çünkü aklında çok soru vardı, alınır mı alınmaz mı diye. Ben hala o PlayStation'ı kullanıyorum. Hani ve o dediğim gibi 1000 abone olduğumuzda Dağ'ın da biliyor, çok büyük büyük fikirlerim var. Çok büyük bir hani çekiliş düzenlemeyi düşünüyorum. Diğer kuzenlerime de söyledim, hani yardım da istedim onlardan. Hani Toplu çekiliş olacak mı? yani muhtemelen toplu çekiliş olacak ve Dağ'ın da buna katılabilecek. Yani Dağ'ın da kanalı olacak ve Dağ'ın da hani buna katılabilecek. Kendimiz de katılabileceğiz. Hani öyle bir şey düşünüyorum ki hani herkes katılsın. Hani herkese çıkabilir. Yani ki PlayStation çekilişi de olabilir. Onu da bilmiyorum. Ama hani dediğim gibi 2014'ten beri ben video 2014'ten de eski olabilir. Ben PlayStation 3'ü aldığım zaman işte ya kaça gidiyordum? Kaça gidiyordum? Kaç yaşındaydım? O 11, 12 falan herhalde ya. 11 mi? Sanmıyorum. Çünkü daha Minecraft oynuyor. Tablet daha benim tabletim ne zamandan beri yok. Yani tabletim yok yani. Tabletim cidden yok. Telefonu falan koyuyorduk hani çekmek için. Hiçbir şeyimiz yoktu. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Ben Panathinaikos'u bulamadım galiba. Siz aratabilirsiniz yani. Direkt Panathinaikos diye. Çünkü aratmazsanız o adam hepsini kaydetmemiş. Yani. Tamam. Bakın böyle Panathinaikos'un sahası. Yani buradan bakabiliyorsunuz ama sanırsam Panathinaikos'un gerçek sahası bu böyle. Hiç bilmiyorum. Ama böyle olabilir. Bu arada NBA hakkında da birazcık konuşalım isterseniz. NBA hakkında hani bir video gelecek. Ya gelebilir o takaslarla hakkında. Şimdi şu an konuşmak istemiyorum. O da bir video gelebilir Erdem'le. Erdem'le de olan videomuzu biliyorsunuzdur, WWE yapmıştık Erdem'le. Bir kere WWE çekmiştik. Hani onun da devamı gelebilir isterseniz. Ve son videomuza gelen hani olan ilgiden o kadar memnunum ki daha anlı olan. Hani yine çekebiliriz o videoyu. İkinci bölümü çektik fakat ikinci bölümde ses kayması oldu ve o video hani hepten gitti. Tüm senaryo hani tüm yaptığımız şeyler yine gitti. O yüzden yine yapacağız. Moskova vardı orada. Yine çekeceğiz. Belki bu gece çekebiliriz. Zaten geç saatlerde çekebiliyorum videoyu. Panathinaikos burada varmış. Ya, geç saatler çektiğim için zaten hani görmüyorum gördüğünüz gibi. Sadece zaten 2 şu an. Yani erken saatler çekemiyorum çünkü evde büyük bir ses oluyor ve bu sesten ben de rahatsız oluyorum ve bu ses size de gelebilir. Mikrofonum da hani kaliteli bir mikrofon değil. Kaliteli bir mikrofonla kaydetmiyorum videoları. Sıra girelim. Bu hangi takım ya? Mike James falan diyor. Bilmem bakın ben bunu cidden yapmıştım ama bakarak yapmıştım o listenin. İstiyorsunuz şimdi ben direkt bunu hani çıkayım size gerçek sıralamayı açıklamadan vereyim. Bu olmuş halini size göstereyim. Diğer türlü ben böyle yaparsam bayağı bir uzun sürer dediğim gibi arkadaşlar. Hani sizin direkt yapıp oynamanız daha mantıklı geliyor bana göre. Fenerbahçe Beko'yu oynuyorum burada. Fenerbahçe Beko'yla da güzel transferler, güzel takaslar ve güzel free agency döneminde oyuncular aldım. Evet, Summer League. Şimdi buradan alıyorum. All Time Thunder'ın alakaya. Yanlışlıkla ben o oyunda All Time Thunder'ı da ekledim ve All Time Thunder sürekli şampiyon oluyor. Hani Kevin Durant var, Westbrook falan var ve hani cidden sürekli şampiyon oluyorlar. Hiçbir şey yapamıyorum. Adamlar hep şampiyon. Evet.
Hani simüle edersem de şampiyon. Oynasam da şampiyon. Çünkü oynadığım şey be, rookie falan değil. Bu Hall of Fame olduğu için. Her neyse geçelim. Bakın Fenerbahçe, Beko, Anadolu, Efes. Hani rosterlar açalım. Ha, değişik rosterlar şey yapmayın. Real Madrid. Rosterların değişik olma sebebi de şey. Takasların olduğu için rosterlar da değişiyor otomatik olarak. Onu sezon başlamadan önce değiştirebiliyorsunuz takaslanmayı ya da hani kontrat bitimine kala. Yeni sezon başlarken o ana ekrandan değiştirebiliyorsunuz. Ana ekranda göstereceğim şimdi. Barcelona, Panathinaikos, CSKA Moskova, Olimpia Milan, Olimpia Milano galiba. Khimki Moskova, Maccabi Fox, Zalgiris Kaunas, Olympiakos, Krolbet Baskonia, Bayern Münih, Budućnost Volei, Darüşşafaka Tekvan, Gran Canaria, Kızıl Yıldız, Alba Berlin, Unix Kazan, AEK, Aris, Galatasaray, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, Valencia Basket, Zenit, SİK, PAOK, Fiat ve Fenerbahçe Beko yine. Orayı da göstereyim size. Bunu bitiremiyor muyuz ya? Buradan çıkamıyorum. Duyuyorum, duyuyorum videodayım. Arkadaşlar bir şey soracağım. Temmuz ayı çok iyi. Bence PlayStation'da kullanılır. Özellikle PlayStation konsolosu. Çünkü efsane oyunlar var. Bunları kaçırmayın. Biz faydalandık, siz de faydalanın. Ne şimdi? Çok fayda var. Abi bu ne ya? Summer League'de kaldım, gösteremiyorum. Evet. Ya yok artık yine mi? Bak göreceksiniz. Bugün yine kim kazanacak? Yine gördüğünüz üzere şey kazandı. Oklahoma Thunder. Yani bunun olmaması gerekiyor Oklahoma Thunder. Evet. Gelin arkadaşlar. Şimdi hemen buradan sırayla bunlar geçiyor. Draft lottery, şey, koç ve CEO falan onları buradan alabiliyorsunuz. Sonra NBA draftları seçebiliyorsunuz. Çaylaklara imza atabiliyorsunuz. Free agency'ye imza atabiliyorsunuz. Ve bu free agency olmadan önce buraya geliyorsunuz. Roster kontrat extension yapıyorsunuz ve bakın bitecek kontratlar bunlar. O yüzden düzenleyebiliyorsunuz. Umarım bu video yararlı olmuştur size. Umarım yapabilirsiniz Euroleague. Eğer yapamadığınız bir sıkıntı olursa bana aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. İsterseniz size özel de bir video atarım. Yani size özel derken size özel yollarım o videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dağın kanalında da abone olmayı unutmayın. Onun da aşağıda linkini bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.